Lütfen artı bir tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Evet, çok özel bir mekanda izledik. Yine çok özel bir konukla birlikteyiz. Hepinizin yakinen tanıdığım, tanımaktan da benim de çok mutlu olduğum bir ismi ağırlayacağız. Dünyaca ünlü bir modacımız bizimle beraber. Sayın Atıl Kutuoğlu bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, ben de ikinci defa kendisiyle aynı programda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet. Tesadüfen bir programda buluştuk. Ve çok sevdim. Gidip kahve içmeye gidemedim ama biz Viyana'ya gidiyoruz ve kendisini Viyana'da esas biliyorsunuz merkezi orası diyeyim. Türkiye'de evet. Geliyor gidiyor ama zamanın büyük bölümünü Viyana'da geçiriyor. Ve Viyana'da çok ünlü bir modacımız ve Viyana sayesinde bütün dünyaya da açıldı. Çok maalesef. Çok değerli bir aileden geliyor evet. Ve çok sevdik. Tabii fikirlerimiz bazı noktalarda kesişmedi. Benim moda hakkında fikirlerim biliyorsunuz. Demin de ama çoğunda da ki fikir olduk yani. O kadar olduk, da ayrışmadık. Olduk. Yani. Keyifliydi. Viyana'da da inşallah sizi misafir edeceğim. Harikasınız. İbrahim Aykut Hanım'la ve 9 Hanım'la geliyorum. Biraz güldüreyim sizi. Bir defa da 13 Hanım'la Yatse Nehri'ne gittik. Çin'de bir gezi, nehir gezisi. Ondan sonra her akşam dediler ki bize saat tam 19'da yemekte olacaksınız. Çünkü yemek masaları servis ediliyor. Geç kalırsanız yemek kalırsınız dediler. Mecburen toplanıp 18.45'te aşağı iniyorduk. Şimdi ben geliyorum, yanımda 13 tane hanım. Kaptan bizi alışmış herhalde görmeye. Orhan Kural bir hareme geliyor dedi. Benim şansım hep hanımlardı. Evet. Gezginler Kulübü %60 hanım zaten. Doğru, doğru hocam, doğru. Evet, gerçekten çok önemli bir konuk dedik sevgili Atıl Kutuoğlu için. Viyana deyince hocam siz hemen şöyle bir çağrışım yaptım ben. İlk önce aslında belki bilmeyen izleyicilerimiz mutlaka vardır. Viyana aslında hayatta bazen böyle mucizelere ya da... bir şey kadere inanmak mı gerekiyor sizin benim hikayemde doğuşunuzda? Var değil mi? Evet, evet, evet onun ben, için. Tabii Viyana'ya 80'li yılların sonlarında Alman lisesini bitirip Viyana'ya gittim. İşletme tahsil ediyordum. Lisede de kız arkadaşlarımla defileler düzenlememe rağmen bir işletme okuyayım. Hani işin ciddi ticari tarafını da öğreneyim dedim. Hem de annemi babamı biraz mutlu etmek için. Hı hı. Bir kış akşamı, akşam üzeriydi çok iyi hatırlıyorum. Üniversiteye dersleri o gün öyle herhalde ders saati öğleden sonra akşamdı. Tramvayda Viyana Belediye Başkanı aniden flaşlar patladı. Kalabalık bir grup bir istasyon boyunca bindiler indiler. Ben de peşlerinden bodyguardları falan aşıp zaten buyurun dediler kendisi bunun için burada o lafı da hiç unutmam. Kendimi tanıttım ve ilk defilem, ilk koleksiyonum için destek istedim. Dönemin ünlü belediye başkanı Helmut Silk'ten. Ve bu gencin not alalım dedi ismini hemen biz sizi dedi arayacağız. Elimizden geleni yapacağız ve ben bir hafta geçmeden hakikaten bir telefon aldım, davet edildim. Hem başkanı gördüm hem kültür işlerine bakan şahıslarla tanıştım ve ilk defileme Viyana Belediyesi sponsor oldu. İnanılmaz. Ama asıl güzeli Helmut Silk'in eşi Dagmar Koller oranın evet. Çok ünlü bir starı. Bizim Ajda Pekkan gibi çok böyle her giydiği şovları olay olan bir hanım Dagmar Koller. Evet. Asıl o beni merak etmiş. Bakayım şu Türk modacının kıyafetlerine bir de ben bakayım demiş. Ve çok beğendi. İlk günden itibaren yakın dost olduk. Hep galalarda, büyük davetlerde benim imzamla göründü. Ve bana tabii büyük bir prestij ve reklam oldu Viyana'da. Evet. Önce Viyana'da yani sonra Almanya'da. Ne kadar muhteşem bir olay. Yani bir tesadüf sonucu. Hocam aslında Atıl Kutuoğlu değil. Yaratmış. Kendisi yaratmış. Evet, ben ama... de öyle girişkenimdir. Bir şey olunca koşarım hemen. Tabii ki karşısındaki insanın da tavrı bir belediye başkanı, o da çok önemli. Keşfetmek çok çok önemli ve zaten Sayın Atıl Kutuoğlu, hocam o kadar değişik ve çok özel isimleri giydiriyor. Tabii. Çok özel. Siz mi seçiyorsunuz? Tabii ki onlar siz tercih ediyorlardır ama... Benim yani yolum kesişiyor. Nasıl ki hocamız Orhan Bey'le böyle bir hoş evet. Televizyon programında karşılaştık, ahbap olduk. Victor Laszlo mesela Belçikalı siyahi ünlü pop ve caz şarkıcısı evet. Ben çok severdim yani lise dönemlerimden beri Sweet Soft and Lazy, Breathless büyük hitlere imza atmış hem de çok hoş modadan gelen bir hanım. Geçtiğimiz haftalarda da İstanbul'da konseri oldu evet. Benim üç kreasyonumu giydi Victor.
Ben hayrandım. Biz beni Polonya ilk yıllarımda Polonya'ya Sopot Müzik Festivali, o dönemler çok meşhurdu. Orada bir defile yapmak üzere davet etmişlerdi ve Victor Laszlo da konser veriyordu aynı festival kapsamında. Beni tanıdı, benim ilk sezonlarımdı. Ben dedi, Brüksel'de bir butikten aldım sizin dedi şeyinizi, bir elbisenizi çok beğenip almıştım dedi. Hatta Sopot'ta benim kreasyonumla sahneye çıktı. O günden beri biz yani 20 küsür sene oldu. Hep Paris'te buluştuk. Paris'teki konserlerinde, dünya turnelerinde hep zaman zaman, yani başka modacılarla da çalışıyor ama zaten müziğe geçmeden Thierry Mugler'in baş mankeni olarak moda dünyasındaymış. Sonra sesini ve müzik yeteneğini keşfedince star olmuş. Şimdi İstanbul'da beraberdik. İşte böyle keyifli dostluklar oluşuyor. Oluşuyor evet. Tabii ki. Şimdi hocam hep ikinci el giyindiğinizi söylüyorsunuz hocam. Sizin ben bugün bir mor benim yani tesadüfen mor giymedim. Ben %90 mor giyerim. Öyle çok mi? Severim. Bugün sizin üstünüzde. Hakikaten hoş bir tesadüf. Yok, ikinci el. Daha önce de söylemiştim. Hepsi ikinci el. Ama hep söylüyorum. Yani yakıştırıyor mu, yakıştırmıyor muyum? Bazen acele giyiniyorum. Öyle bir iddiam yok ama ben özellikle tabii insanların böyle bir şeyi heves edip demin Songül'le konuşurken güzel şeyler söyledi Songül'e. Heves ettim, aldım ama dedi. Giymedikten mi verdim dedi. Verseler razıyım. Doğru. Verseler razı. Birinden hiç olmasa versinler. Tabii. Bir sevindirsinler. Evet. Ama oturup da böyle 50 tane elbise orada duruyorsa, ölümünden sonra da bunlar atılıyorsa yazık bir daha. Bilmiyorum ne düşünüyorsun tabii bu konuda? Tabii değerlenmesi lazım. Birilerini sevindirecek şeyler olması lazım. Evet. Aslında hep biz deriz ya, moda kendimize yakıştırdığımızdır. Yani bundan önce mesela 10 yıl önce giydiğimiz şeyleri de hala ben giyebiliyorum. Kendi adıma konuşayım. Zaten moda geri geliyor biliyorsunuz. Biz modacısı çok iyi bir şey değil tabii. Biz hep yeni bir şeyler yaratalım. Evet. Hanımlar yeni yeni şeyler alsınlar, giysinler istiyoruz ama modanın güzel tarafı her 8-10 senede bir trendler geri geliyor. Onun için zaman zaman eski ürünlerden faydalanmak, gardıroptan faydalanmak mümkün. Bir de ben kesinlikle Avusturya'da şunu gördüm. Yani insanların biraz daha, sizi de onun için ben böyle Avrupalı, Avusturyalı şeylere benzetiyorum. Hem profesörlere hem aristokratlara. Daha yani bizde bir doğuya kaydıkça mı ya da bir Akdeniz belki sıcaklığının verdiği şeyle çok bir... Yani bugün giy at merakı var. Ben Viyana'da şaşırırdım. Bir çok ünlü hanım mesela opera balosunda röportaj yaparlar orada da kim ne giymiş diye falan. Bu hani herkesin tabii ilgisini evet çekiyor. İşte bu 3 seneki 5 sene önceki kıyafetim. Bugün açtım dolabımı çok sevdiğimi hatırladım. Bunu giydim. Yani bu olgunluk güzel bir şey. Evet. Tabii ki yani son trendleri, son modaları takip etmek her zaman hoş. Ama bir giydiğimi bir daha giymeyeceğim felsefesine de katılmıyorum. Çünkü yani hem biraz tutumlu olmak da güzel, hem kendine güveni olup eski bir parçayla da yine çok etkili olacağını, beğenileceğini insanların düşünüp bilmesi evet lazım değil mi? Evet. Evet. Mesela Almanya Başbakanı için gazetede haber çıktı. Efendim işte 3 defadır aynı kıyafeti giyiyormuş diye. Evet. Ben de teşekkür yazısı yolladım kendisine hemen. Dedim ki tebrik ederim dedim, siz kıyafetinizde değil olgunluğunuzda halka iyi bir örnek olarak bunu yapmışsınız. Niye tenkit ediyorsunuz anlamıyorum ama bir kesimde sizi çok tebrik ediyor dedim. Evet. Benim Cumhurbaşkanı'na da aynı şeyi söylediler. Adamcağız hep aynı mor kıyafeti giyiyormuş 5 defa. 5 devlet başkanı resimlerini koydu hatırlarsın. Evet. Adamcağız güzel bir şey yapıyor. Yani fakir bir ülkenin Cumhurbaşkanı her seferinde değişik bir kıyafet giyse bu bir artı mı puan mıdır? Atıl. Katılıyorum size değil tabii. Yani tutumluluk örnekleri abartmadıkça veya çok aşırıya kaçmadıkça güzel şeyler tabii. Evet. Merkel'i ben de enteresan bir hanım, güçlü bir hanım. Takdir ediyorum şeyle kendine de bir stil yarattı o pantolon ceket evet takımlarıyla evet değişik renklerde ceketler giyiyor. Evet evet ilginç. Zor ilginç bir şey tabii aslında politikacı. Bir de aynı şeyi giymek hocam belki bazı aksesuarlarla onu tarz değiştirip tarz farklı bir yeniden şeyde yaratabiliyorsunuz. Farklı evet bir havaya sokabiliyorsunuz. Ama tabii ki bizim Türkiye'de ve Türk hanımları hani belli bir
standart üstü belli bir kesim belki belli markalarla yarıştıkları için genelde de o zaman piştiler falan oluyor. En son kreasyon bende olacak. Oldu mu? En son tasarım bende evet, olacak. Evet öyle, aynen öyle. Pişti hanımların tabii hoşuna gitmiyor. Yani ona biz de dikkat ediyoruz. İstanbul'daki mağazamızda olsun, Viyana'daki yerimizde olsun. Büyük davetler, galalar için alışverişe gelenlere tabii soruyoruz veya söylüyoruz benzeri bir model alan biri varsa hani ondan kaçınmalarını çünkü tatsız oluyor tabii kimde evet, daha güzel evet. durmuş diye ister istemez bir herkesin evet. aklına bir şey geliyor onun için ama ben çok evet. yaratıcı yani ben fikirlerimi kağıda dökmekte ve gerçek şeye geçirmekte o kadar çok her sezon aklıma şey gelir ki fikirler değişti, ilham kaynakları onun için çok fikir var. Onun için çok çeşit, çok elbise oluyor. Herkese yetecek kadar ayrı ayrı kreasyonlar sunabiliyoruz. Peki şeyleri nasıl buluyorsun? Sen oralarda hiç görünmedin galiba. İşte çıkıyorlar bugün ne giysem diye bir sürü kadınlar yanlarında. İvan'a sert bir kadın var. Elinin körünü giy diyorum ben ona. Ne giyeceğim diyor. Onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Bu kadar insan kıyafet bulamazken, 2 milyon Suriye'de çıplak uzak gezerken öyle programları doğru buluyor musun? Yani onu ben çok ciddiye almıyorum. Sevgili Uğurkan Erez'i çok severim. Defilelerimin koreografisini yapar hem de dostumdur. İvana da eskiden benden de alışveriş yapardı, arkadaşımdır. Yani o bir entertainment, yani bir eğlence programı. İnsanlara moral veriyorsa, yani biliyorsunuz hani herkes çok yoruluyor iş yerinde, günlük hayat stresli. Savaşlar, politik haberler bazen insanın moralini bozuyor. Yani moda açısından çok ciddiye almıyorum o programı ama bir insanları dinlendiriyorsa, hayatlarına renk katıyorsa neden olmasın? Evet. İşte orada ne yapıyorlar hiç izleyemedim açıkça söyleyeyim ama birbirleriyle mi kavga ediyorlar ya da sert eleştirilerde ben mi bulunuyorlar? Ben de bir şey diyemedim. Bir şey diyemedim. Kırıcı olmasınlar yeter yani. Evet aslında hocam tabii ki kadınların en büyük düşüncesidir. Hani şık olmak ister, gösterişli olmak ister. Bunun için de belki o tarz yani insanlar aslında... Bilmiyorum ben de anlayışla ve farklı düşünüyorum herhalde. Yani o bir herhalde insanları dinlendirmek, onlara biraz değişik fikirleri onları sürüklemek. Evet. Moda yani benim modayla ilgili Alman Lisesi gibi hani saygın bir çok okulda okudum bir sonra okul. İşletme evet. tahsil ettim. Annem de mimardır aslında hı. ondan aldım belki bu yeteneği diye düşünüyorum. Ama yine de hep bir içimde benim bir huzursuzluk vardı ilk modaya atıldığımdan beri yani. Niye ben bir doktor olmadım, bir yani bu kadar insanların zorlukları var, onlara yardım etmek varken evet. hani böyle bir güzelliklerle dolu bir mesleği seçtim diye çok içim içimi yerdi. Mesela hukukçulara da ben çok saygı duyarım çünkü insanların sorunlarıyla uğraşırlar, onlara yardım ederler, çözüm getirirler veya haklıyı haksızı ayırt ederler. Ama Ankara'da bir akşam bir davete hiç unutmuyorum bir profesör psikiyatrist profesör hanımefendiyle evet. yaşlı tanışmıştım. Demişti ki Atıl biz aslında aynı mesleği yapıyoruz. Paris'te biz seneler önce bir konferansa katıldık çok büyük bir kongre. Hep meslektaşlarımız olacak dendi ve masanın yarısı psikologlar, psikiyatlar yarısı da modacılardı demişti. Yani sen insanlara güzellikler veriyorsun, onların morallerini yükseltiyorsun. Bu çok büyük bir... Aslında moda ve sanat yani kültürel etkinlikler hiç küçümsememek lazım. Kesinlikle. Bence hem insanları hem toplumları zinde tutan, ayakta tutan değil mi ufuklarını açan önemli faaliyetler. Evet. Yani o günden sonra kendime ve mesleğime saygım artmıştı. Evet gerçekten çok önemli. Yani güzel güzel insanlar görmek hayır, istiyoruz ben, hocam. Ben o zaman da söyledim, şimdi de söyleyeyim. Hatta şu bakımdan teşekkür ediyorum. Bir defa Türkiye'nin ismini Viyana gibi tabii. ve Almanya gibi dünya iki ülkede özellikle ama bütün dünyada duyuruyor. Çok o da mersin, bütün kalbimle kutluyorum. Çok mersin. Yani hele bu dünyada moda dünyasında isim yapmak öyle kolay değil. Bu kadar yarışan insanlar var. Fransa'sıyla, New York'uyla onun arasında ismini duydum. Bak harika bir şey. Ondan evet, dolayı sonsuz mersi, teşekkür ederim. Çok mersi. Benim düşüncelerim sadece 22 bin kişinin açlıktan öldüğü, birçok insanın üzerine kıyafet alamadığı dünyada insanların gidip moda üzerinde hala gidip çok büyük paraları bir kıyafet için verip
Hele Oscar'da kırmızı masa, halı üzerine yürüdük. Hepsini boğacağım geliyor. Fotoğraflar çekiliyor. Öyle demeyin. Öyle demeyin. Vallahi hepsini boğacağım ama onları. O da bir sektör. Birçok insanın ekmek kazandığı bir sektör. Medya sektörü. Hepsi birbirine bağlı zincirleme. Yani haklısınız. Aslında tabii ideal bir düşünce, güzel bir düşünce. İnsan çok hümanist düşünüyorsunuz. Ama işte dünyada güzellikler, yani güzellikler de olmalı bence. İnsanlar kesinlikle için moral kaynağı oluyor. Hı-hı. İnsanları pozitif olmaya yönlendiriyor değil mi? İçlerini evet, açıyor. Tabii. Mesela o da onun bir parçası. Çok enteresan hocam. Belki bana katılacaksınız ya da katılmayacaksınız ama sokağa çıktığınız zaman insanlar sonbahardan itibaren başlıyorlar güz mevsiminde. Koyu renk, siyahlar, lacivertler. Halbuki kışında böyle açık renkler, renkli renkli, rengarenk olmak giyilmez mi? Bizim hocamız ve ben gibi değil mi? Böyle evet, oranjla. Evet. Gerçi siz sakin biri ama siz kendiniz çok renklisiniz, güzelsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok maalesef. Bunlar çok önemli şeyler hocam. Yani güzel insanları güzel görmek. Belki tabii ki çok ünlü bir modacıyla karşı karşıya gelince böyle sohbette hemen şu da aklıma geliyor. Hani bir diş hekimine giden insanlar biliyorsunuz çok ünlü. Dişlerini beğendikleri insanların resmini götürüp hocam bu resimde bu dişlerden istiyorum diyorlarmış. Vücut çok önemli değil mi? Modada. Önemli tabii tabii ama Türk hanımları bu konuda valla çok buradan da tebriklerimi ileteceğim. Çok bilinçliler. Evet. Ve bizde herkes işte kendine gideni falan çok bilir. Yani bana sormaya hacet kalmıyor zaten. Hepsi söylüyorlar işte ben böyle bana vatkalı olması lazım. İşte basenim geniş, üstümü geniş göstermem lazım. Veya tersi ise kalçam dar işte onu geniş gösterelim falan. Herkes birer terzi, herkes birer şey. Gayet bilinçli biz geliyorlar. Gayet yani bilinçli geliyorlar. Yani o evet, güzel bir şey. Evet bu arada ben bugün karar verdim. Sürpriz yapmak için. Nedir o? Çok hoş. Benim bir anılar müzem var. 234 ülkeden bir anı getirdim. Böyle dedim ki bir iki dakikamı program içinde anıları ayıralım ülkelere. İzlanda. İzlanda ile ilgili bazı notlar. Gittin mi İzlanda? Maalesef. Ne kadar isterdim. Ben 3-4 defa gittim. Şöyle birkaç ilginç not var. En ünlü sanatçısı Björk. İzlanda'nın. Tabii. Evet. O da modayla çok aykırı giyinir. Çok hoştur. En önemli sanayi tesisi, alüminyum tesisi. Çünkü İzlanda'da enerji çok ucuz. Jeotermal enerjiyi kullanan Yeni Zelanda ile birlikte tek ülke olduğu için. Özgür Vili diye bir balina vardı. Hatırlar mısınız? Filmi vardı. Evet, evet. O daha sonra İzlanda sahillerinde serbest bırakılmış. Hemen ben çok önemli notlarımı söylüyorum İzlanda ile ilgili. Gidin görün diyorum. İzlanda'da demir yolu hiç yok. Tabii demir yollarını bütün kalbimizle destekliyoruz. Onu da söyleyeyim Türkiye için. Ve 33 tane havaalanı var. Nüfusu çünkü çok az. 250 bin gerek yok herhalde. Fazla bir trafik olmadığı için. Yüzüklerin Efendisi, James Bond ve Hazreti Nuh gibi filmler çok renkli bir coğrafyası olduğu için hepsi İlginç. İzlanda'da çekilmiş. Çok enteresan. Ve NASA'nın 1960 yılları sonunda Neil Armstrong'un Apollo 11 ekibi de uzay şartlarına İzlanda'da alışmışlar. Çünkü coğrafya o kadar renkli ki bir anda bir koyu dağlar görüyorsunuz, buzullar görüyorsunuz, lagünler görüyorsunuz. Her dakikası sizi şaşırtan bir ülke. Onun için sizleri bu ülkeye davet ediyorum. Notlarım çok ama fazla vaktinizi almayayım. Ve İzlanda dedik bugün. Her hafta böyle pek gidilmemiş bir coğrafyayı size tanıtmaya çalışacağım. Hemen süremiz çok azalıyor evet. Hocam. Hemen soralım bu sene ne renkler giydi? İzlanda dedik. İzlanda'nın Cumhurbaşkanı eşiyle ben tanışmıştım. Evet. Avusturya'nın prensesi Francesca Habsburg'un bir davetinde yan yana oturmuştuk. Enteresan renkli insanlar ve sanata çok yatkın çok, insanlar. Çok, çok. Bu senenin renkleri kırmızı çok çok moda. Kırmızı benimki evet oranja çalan bir kırmızı ama sonra böyle kum renkleri, toprak renkleri ben sizin üzerinizde uymuşum gördüğümüz gibi. Evet. Petrol yeşili, yeşiller böyle bir 1970'lere, 80'lere dönüş var. Bordo, taba, oliv yeşil, bütün bunlar geri geliyor. Oranj için yeni siyah deniyor. Bakın ben o zaman doğru seçmişim evet, demek çok ki. Mor eflatun tonları çok revaçta. Hocam
Kesimler de yani artık hem bol var hem dar var hem hanımlar için çok geniş bir seçenek var. Eskisi gibi illa şunu, illa mini, illa uzun diye bir şey. Eskiden öyleydi değil mi? Bir mini olur. Evet, evet. Bütün uzun etekler ortadan kalkardı. Şimdi ister topuklarınıza varan uzun kloş etekler olsun, ister diz altı, ister diz üstü, ister mikro miniler, herkese yeterince seçenek var. Harika. Ama benim sevdiğim şeyler yani böyle feminen, drapeli, vücudu saran uçuş uçuş elbiseler. Vatka da severim ben. Yani kadınları güçlü gösterir çünkü evet, vatkalı, omuzlu kıyafetler. Metalik gümüşler, doreler, deri çok revaçta. Bizim deri tanıtım grubumuz var İTKİB'e bağlı. Türk Deri Endüstrisi'ni destekliyor. Hı hı. Onlar da çok başarılı. Deri pardesüler eti yenen hayvandır. Yani orada sizi biliyorum, hassassınız. Kürkay tamamen ayrı diyoruz, onu söyleyelim. Deri çok revaçta. Yani hı-hı, tekrar o eskiye dönüş var. Gece kıyafetlerinde bile deri var, karışıyor. Evet. İşte transparan efektler. Ben Türk ve yani bizim o kadar çok ilham kaynağımız var ki Türk sanatı, Osmanlı, Anadolu'dan, Selçuklu'dan esintileri hep çok modern bir yorumla koleksiyonlarıma taşıyorum ve sanıyorum uluslararası arenada beni bu farklı kılıyor. Kesinlikle öyle. Bu güzel sohbet için çok 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 teşekkür ediyoruz. Siz tanıdığıma, ben kendi adıma çok memnun oldum. Hocam siz zaten tanışıyorsunuz. Viyana'da görüşeceğiz inşallah. Evet, muhakkak görüşeceğiz. Sizi de bekleriz. Ben inşallah. De çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün iki değerli konuğu burada ağırladık. Nerede ağırladık? Maslak kasalarında. Biraz o izin aldık ama geldik. Burası biliyorsunuz milli müzelere dahil bir yer. Meclis Başkanlığı'nın direktifinde. Bu yeri de görmenizi öneriyoruz. Şu anda bir çalışma içindeler ama çok güzel yeşil bir alan. Köşkleriyle. Bilmiyorum kaçınız İstanbul'da olup da buraya geldiniz. Lütfen bir gün futbol maçı seyredeceğinize, izleri seyredeceğinize buraya gelin. Bu güzel atmosferi seyredin. Başında da söyledik. Birçok konuğumuz, bizim ekip dahil bazı yerlere bu program sayesinde gidiyorlar. Ama İstanbullularını da merak edip gezmesini istiyoruz. Evet sevgili seyirciler, yine çok özel bir mekanda izledik ve gerçekten Maslak'ta muhteşem bir yerdeyiz. Neredeyiz? Maslak kasırlarındayız. Maslak kasırlarındayız ve yanımızda Maslak kasırlarının amiri sevgili Behrin Özbek var. Bakalım soralım, burada neler var? Burası 2. Abdülhamit'in şehzadeliğini ve veliahtlığını geçirdiği bir yer. 8 yıl kadar burada kalmış. O dönem içerisinde de ziraatle uğraşmış, at binmiş, çiftçilikle uğraşmış, marangozluk yapmış. Son 3 ayında zaten veliahtlık olarak geçiriyor ve buradan buranın öyle bir özelliği var. Maslak kasırlarının Sultan Abdülhamit buradan padişah olarak Yıldız Sarayı'na geçiyor. Gerçi bu ortamda, buralarda evet, tarihi aslında kokuyor burası. Kasım Mayın şu anda. Burada 4 tane yapılan binalar var. Aslında Sultan Abdülaziz döneminde ve 2. Mahmut ve Sultan Abdülaziz döneminde buradaki yapılaşmalar başlıyor. Ve Sultan Abdülhamit'te de son buluyor. Sultan Abdülhamit döneminde biraz daha iç mekanlarda değişiklikler olmuş ama onun dışında dış mekanlar Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış. 4 tane ana binamız var. Evet. Kasr-ı Hümayun, harem dediğimiz klasik Türk evi tipinde yapılmış bir bina ve Abdülhamit'in kaldığı yer diye geçiyor. Selamlık binası, burada da yine selamlık resmi işlerin yapıldığı bina olarak geçiyor. Ağlar Dairesi, orada hamam ve yeni hizmetkarlarının bulunduğu bir bina ve çadır köşkü var, sekizgen şeklinde. Orada da at seyir yeri olarak geçiyor. Burası zaten 170 dönüm bir arazi çok üzerine kurulmuş büyük, bir yer. Gerçekten her adımında tarih var. Biz de gezeceğiz, göreceğiz. Muhteşem. Hava da çok soğuk. Bu soğuk mekanda bizi ağırladığınız için sizi fazla üşütmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler.
Evet, bu güzel mekandan hepinize hoşça kalın diyoruz. Haftaya farklı mekanda güzel ve özel konuklarla buluşmak üzere. Lütfen Artı Bir'de kalın. Hoşça kalın.